Merhaba. Hepsi burada Mutlu Aile Akademisine hoş geldiniz. Bir önceki videoda Edward Deci ve Richard Ryan'ın iç motivasyon ve dış motivasyon kavramlarından bahsettik. Dış motivasyonu da detaylı ele aldık. Şimdi de iç motivasyonu ele almak istiyorum. İç motivasyonun özünde ne vardı? İlgi, merak ve değerler. Şimdi yine öğrencilerden gidelim. Ödev örneğinden gidelim. 20 tane öğrencimiz var. Hepsi ödevini yaptı. Biz ne istiyoruz? Hepsinin ödevini yapmasını istemiyoruz. Hepsinin iç motivasyonla ödev yapmasını istiyoruz. Peki iç motivasyonla ödev yapan bir çocuk ne tür cevaplar verir? Mesela sordum neden ödevini yaptın? Eğer ben öğrenmek için ödevimi yaptım, kendimi geliştirmek için ödevimi yaptım, bu benim ilgimi çekiyor derse ben buradan anlıyorum ki bu çocuk ödevini iş motivasyonla yapmış. Bunun artısı ne? Şöyle ben o çocuğa ödev vermezsem çocuk evine gider. Eğer ilgisini çekiyorsa yine öğrenmesine devam eder. Örneğin çocuk dinozorlarla ilgileniyorsa sürekli dinozorlarla uğraşır. Dinozorları merak eder bir sürü araştırma yapar. Öğretmen hiçbir ödev vermemiştir ama çocuk evde araştırmasına devam eder. Ama dış motivasyonla yapıyorsa, örneğin dinozorlarla ilgili bir ödev verdim. Çocuk ödevini yaptıktan sonra akşam tekrar dinozorlarla ilgilenmez. O zaman benim ne yapmam lazım? Dış motivasyonu ortadan kaldırıp iç motivasyonu inşa etmem lazım çocuklarda. İç motivasyonla ilgili başka örnekler verelim. Örneğin bir kişi var çok yardımsever. Dış motivasyonla yardım ediyorsa neden yardım ediyordur? Ben yardım edeyim ki ileride ona işim düşerse o da bana yardım etsin. İç motivasyonla yardım eden neden ediyordur? Diğer insanların hayatında anlam yaratmak için ediyordur ve bunun farkını çok net anlayabilirsiniz. Örneğin kitap okumayı ele alalım. Dış motivasyonla kitap okuyan kişi neden kitap okuyordur? İşte ödül, ceza, bunlar için yapıyordur ya da birisinin gözüne girmek için yapıyordur kendiyle gurur duymak için yapıyordur ama iç motivasyonla kitap okuyan kişi kendini keşfetmek için kitap okuyordur o zaman benim ne yapmam lazım örneğin kitap okumayı ele alırsak çocuklara dış motivasyonla kitap okumayı bırakıp Örneğin bazı okullarda görüyorum. En az 30 sayfa okuyun, 50 sayfa okuyun. Bunların hepsi dış motivasyon. Ne yapmam lazım? Çocuklarla beraber kitap okuduktan sonra çocukların kendisini keşfetmesine yardımcı olmam lazım. O zaman çocuk kitabı iç motivasyonla okumaya başlayacaktır. Çocuklarda ilgi uyandırmam lazım, merak uyandırmam lazım ve çocuk bir davranış sergilediğinde bunu bir prensibe bağlamam lazım. Yani bir değere bağlamam lazım. Yere çöp atmayan çocuk ben doğaya saygılıyım inancı geliştirirse ne olur? Örneğin hiç kimse olmasa bile cebinde bir çöp varsa onu asla doğaya atmaz. Hiç kimse izlemiyorsa bile bunu doğaya atmaz. Biz ne istiyoruz? Etrafta kimse varsa yani birileri bizi gözlemliyorsa olumsuz bir şey yapmıyorsak bu bizim değerli olduğumuzu göstermez. Hiç kimse yokken, hiç kimse bizi gözlemlemiyorken o davranışı yapıyorsak işte orada gerçek değer vardır. O zaman biz çocukların davranışlarını değerlere ve prensiplere bağlarsak iç motivasyon oluştururuz. Peki okullarda ödev olsun ya da kitap okuma olsun iç motivasyon nasıl oluşturulacak? Ne demiştik? İlgi ve merak demiştik. O zaman çocuklarda ilgi oluşturmam lazım. Merak etmesini sağlamam lazım. Bu nasıl olacak? Örneğin bir konu var. Kan grupları diyelim. Çocuğa şu tür sorular sorarsam kaç çeşit kan grubu vardır? Senin kan grubun ne dersem çocuk burada bir şey merak etmez, ilgi ilgi duymaz. Ya da eve gittiğinde anne baba ödevin var mı diye sorarsa bunlar hep dış motivasyon sorusudur. Çünkü ben senin öğrenmenle değil, yani iç motivasyonla değil, ödevi yapmanla ilgileniyorum mesajı veririz. Peki kan grupları ile ilgili ilgi ve merak nasıl oluşturabilirim? Bunu sorularla ve sohbetle yapabilirim. Örneğin çocuğum karşıma geldi ve kan grupları ile ilgili bir ödevi var. Ödevini yaptın mı yapmadın mı sorusunu sormuyorum. Ve çocuğumla bir sohbete başlıyorum. Bu ödevin konusu ne? Kan grupları. Hmm. Sen kan grupları ile ilgili Neyi merak ediyorsun zaten çocuk düşünmeye başlayacaktır başlangıçta çocuk bir şey söyleyemeyebilir O zaman siz yardımcı olacaksınız Mesela şöyle sorular sorabilirsiniz ha. Acaba hayvanlarda kan grubu var mıdır Kan grupları acaba neden çeşitlenmiştir? Yeni kan eski kan diye kavramlar var Eski kan yani iki, iki çeşit kan grubu vardı sonra bu çoğaldı neden çoğalmıştır Kanı olmayan hayvanlar var mıdır Kanı olmayan hayvanlar bunu nasıl sağlar? Şimdi çocukla böyle bir diyaloğa girdiğim zaman çocuk soruların yanıtlarını merak etmeye başlar. Sonra da çocuğuma şunu demem. Hadi git araştır demem. Hadi beraber bakalım derim. O zaman ne olur? Ben çocuğuma üst seviyede sorular sorarak ve çocuğumla bir sohbet ortamı yaratarak hem ilişki kurmuş olurum hem de onda iç motivasyon oluşturmuş olurum. Kitaba örnek verelim. Hangi kitap okuyorsun? Hadi oğlum git kitabını oku. Hadi 30 sayfa oku. Hadi böyle anlaşmıştık. Hadi söz vermiştim. Bunların hepsi dış motivasyondur. Çocuğuma sorarım. Hangi kitabı okuyorsun? Şu kitabı okuyorum. İlk önce o kitabı ben de okurum. Başlangıçta zamanınız olmayabilir ama eğer iş motivasyonu oluşturmak istiyorsanız bence bunu yapmalısınız. Kitabı okuduktan sonra çocuğumla sohbete başlarım. Yine üst seviye sorular sorarım. Kitaptaki karakterin iş çatışması neydi? Sende de benzer bir iş çatışma var mı? Karakter hangi karakterle çatıştı? Aralarındaki çatışma neydi? Bunu nasıl çözdüler? Sende de benzer çatışma var mı? Bu çatışmayı ailemizde de görüyor musun? Ne oldu? kitabı neye dönüştürdüm ben? çocuğun kendisini tanımasına dönüştürdüm. Ve böylece ne oluyor? Çocukta ilgi ve merak oluşturuyor. Yani sonuç olarak biz ne istiyoruz? Çocuklarımızın istediğimiz, sevdiğimiz ya da değer gören davranışları dış motivasyonla değil, iç motivasyonla yapmasını istiyoruz. Biz olsak da, olmasak da, kontrol etsek de, etmesek de bir birey olarak hayattaki davranışlarını iç motivasyonla yapmasını istiyoruz.